Örgüt, geçtiğimiz hafta sonu yayınladığı bildiride Kenya'nın alacağı hiçbir güvenlik önleminin kendilerini durduramayacağını ve saldırılarına devam edip tüm Kenya'yı kana bulayacaklarını iddia etti. Ülke tarihinin en korkunç ikinci saldırısının ardından yetkililer güvenlik önlemlerinin artırılacağını açıkladı. Ancak öğrenciler saldırı sırasında önemli güvenlik boşlukları bulunduğunu söylüyor. Güvenlik önlemleri yetersizdi. İlk silah sesleri uzaktan geliyordu. Ancak güvenlik güçleri yeterince hızlı davranamadı. Anında bir müdahale olsaydı hepimiz kurtulabilirdik. El Şebap militanları üniversite kampüsüne Perşembe sabahı saldırmış ve herhangi bir ayrım gözetmeden ateş açmıştı. Görgü tanıkları saldırganların daha sonra Hristiyanlara ateş etmeye devam ederken Müslümanları serbest bıraktıklarını söylüyor. Kenya İçişleri Bakanı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi. Olayla ilgili olarak şu ana kadar 5 kişi yakalandı. Soruşturma ilerledikçe elde ettiğimiz bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. Kenya güvenlik güçleri 15 saat süren bir operasyon sonrasında 500'den fazla öğrenciyi saldırganlardan kurtardı. Kenya istihbaratı El Shabab'ın ülkenin önde gelen üniversitelerinden birine saldırmayı planladığı yolunda daha önceden ihbar almış. Ancak bazıları buna rağmen güvenlik önlemlerinin yetersiz kalmasından şikayetçi. Bu saldırı bana Westgate alışveriş merkezine yapılan saldırıyı hatırlatıyor. Ancak görünen o ki Westgate saldırısından ders alamamışız. Westgate saldırısı sonrası yapılan soruşturma ve verilen öneriler doğrultusunda güvenliği artıracak adımlar atılmalıydı. Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta teröristlerin cezalandırılacağı konusunda söz verdi. Kenya'da saldırıya herhangi bir şekilde katılanların yakalanmasına yardımcı olan herkese ödül verileceğini de açıkladı. Başkan Barack Obama da saldırıların korkunç ve üzücü olduğunu söyledi. Obama, Kenya Cumhurbaşkanı'nı arayarak olaydan duyduğu üzüntüyü iletti ve Temmuz'da Nairobi'yi ziyaret edeceğini söyledi. el düzenlenen saldırının Kenya ordusunun Somali içindeki örgüt üyelerine karşı yürüttüğü operasyonlara misilleme olduğunu bildirdi mehtap çolak yılmaz amerika'nın sesi washington